Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Servan Hoca. Bu çalışmamızda arkadaşlar anayasa denemesi çözüyoruz. İlk 10 tane soruyu böyle kağıt üzerinde soru üzerinde çözüyoruz. Son 5 tane güncel bilgiyi de bilgi olarak vereceğim değerli arkadaşlar. Soru formatına değil direkt bilgi olarak vereceğim. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Birinci soru ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri kişiler hukukunun düzenleme alanı içerisinde yer alır? Şimdi arkadaşlar bir şey hatırlayalım. Şöyle kenara doğru yazmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Medeni hukukta dört tane alt bölüm vardı. Neydi medeni hukukun alt bölümleri değerli arkadaşlar? Kişi hukuku vardı, aile hukuku vardı, eşya hukuku vardı ve miras hukuku vardı. Soru diyor ki hangileri kişi hukukunun kapsamı içinde yer alır? Şurada birinci öncülde gördüğünüz hısımlık kişi hukuku konusudur. Hısımlık neydi arkadaşlar? Akrabalık. Evlenme aile hukukudur kişilik başlangıcı arkadaşlar hani gerçek kişi, tüzel kişi muhabbeti var ya kişilik ve hısımlık kişi hukukunun içine girer. Velayet evlenme arkadaşlar aile hukukudur. Şimdi yerleşim yeri, yerleşim yeri dediğim şey nedir arkadaşlar? ikametkahtır. Mesela gerçek kişinin ikametgahı neresidir? Sürekli amaçlı oturduğu yer gerçek kişinin ikametgahıdır. Tüzel kişinin ikametgahı neresidir? İşlerini yönettiği yerdir. Ehliyet türleri de hani gerçek kişinin ehliyet türleri var ya. Tam ehliyetli, tam ehliyetsiz, sınırlı ehliyetli ve sınırlı ehliyetsiz diye. O halde arkadaşlar şuradaki 1, 3, 5 ve 6 kişi hukukunu konusudur. Ama evlenme ve velayet dese o zaman da aile hukukunun konusu oluyor. O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Evet ikinci soruda insan iradesiyle gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran insan davranışlarına ne ad verilir? Arkadaşlar buradaki kritik nokta insan davranışları diyor. Şimdi hukukun sonuç bağladığı insan davranışlarına tabii ki hukuki fiildir değerli arkadaşlar. Eğer doğa vurgusu olsaydı, doğada şöyle kendiliğinden gerçekleşti de e, hukuk buna bir sonuç bağladı deseydi o zaman doğa olayına hukuki sonuç bağlarsan hukuki olay olur. Yöneltilmiş irade açıklaması veya birden fazla kişi bir araya gelerek bir işlem yapması hukuki işlem. Gabin bir insanın cahilliğinden veya bilgisizliğinden aşırı oranda istifade etmek. Edimdiydi arkadaşlar borcunun yerine getirmek zorunda olduğu davranış biçimiydi. Hemen üçüncü sorumuz gelsin ne diyor değerli hocam? Üçüncü sorumuzda bir hukuki uyuşmazlığın çözümünde yazılı ve yazısız kaynaklarda hüküm bulunmaması durumunda karşılaşılan boşluğa hukuk boşluğu denir. Evet arkadaşlar. Yazılıda ve yazısızda çözüm yoksa bu en büyük boşluk türüdür. Yani hukuk boşluğudur. Hukuk boşluğunu doldurmak için başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hocam şimdi iki şeyi beraber gösterelim. Karıştırmayınız. Şuraya hukuk boşluğu diyorum. Şuraya da kural içi boşluk yazıyorum değerli hocam. Zaten sınavda genelde bunlar çıkıyor ve karıştırmayalım. Hukuk boşluğu yazılıda da yok, yazısızda da çözüm yok. Kural içi boşlukta ise kanun koyucular bilerek boşluk bırakmışlar. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır cevabı bulduk. Kural içi boşlukta ise hakim ne yapar arkadaşlar? Atıf ve takdir yetkisini kullanıyor. Oldu mu arkadaşlar? Klasik sorulardır. Defalarca da sınavda gelmiştir ve gelmeye devam edecektir. Diğer sorumuz gelsin. 4 numaradayız. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasinin araçları arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar temsili demokrasi var. Yarı doğrudan demokrasi var. Bir de doğrudan demokrasi var. Türkiye temsili demokrasidir. Onu burada işaretleyelim. Çünkü milletvekilleri kimi temsil eder? Milleti. Biz temsili demokrasiyiz. Yarı doğrudan demokrasinin 4 tane aracı vardır. Soru da diyor ki bunlar da hangisi bu grupta yer almaz? Hocam bir tanesi halk vetosudur. Halk oylamasıdır halk girişimidir. Veto oylama girişim. Bir de arkadaşlar temsilcileri azletmek yani görevden almak. Bakın arkadaşlarım ne diyor? Halk oyuna başvurulması. Tamam e, diyor ki belli bir sayıda imza toplayarak meclise başvuruda bulunması halk girişimidir. Yasama organıca kabul edilmiş bir yasayı hayır diyebilmek halk vetosudur. Halkın çalışmasına memnun olmadığı temsilcileri görevden alması temsilcileri azletmektir. Ama E seçeneği de tüm kararları doğrudan halk alır diyorsa bu yarı doğrudan demokrasi değil, direkt doğrudan demokrasiyi bize götürür değerli arkadaşlar. Ve hukuk kitaplarımız şöyle yazar. Doğrudan demokrasi günümüzde yoktur. Eski Yunan şehir devletlerinde vardır da Bazı hukuk kitapları da der ki Amerika'nın küçük eyaletlerinde kısmen de Türkiye'de köy derneğinde örneği vardır diyebiliriz diyorlar değerli arkadaşlar. Tamam. Çünkü köylerine köydeki seçmenlerden oluşuyor ve karar alıp kararı da uyguluyor. Kısmen doğrudan demokrasiye benzetiyorlar. Yukarıdakilerden hangisi milletvekilliği sıfatını sona erdirir? Hocam bir kişinin milletvekilliği durumu statüsü hangi durumlarda sona erer? Şimdi bunun bir sürü nedeni var. Ölüm var, gayiplik var, kişinin türlerinin, kişinin sona erdiği türler var. E, kısıtlanma var arkadaşlar, kesin hüküm giyme var. Devamsızlık var, istifa var, milletvekile bağdaşmayan bir görevde ısrar etme durumu var gibi gibi gibi. Şimdi buradaki öncülere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı seçilirsek yemini ettiğimiz anda milletvekilimiz sona eriyor değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı olursak ve bakan olursak her üçünde de milletvekilliğimiz kendiliğinden sona eriyor değerli hocam. Bakın K harfini yazıyorum. Bu üç durumda milletvekilliğimiz kendiliğinden sona eriyor değerli arkadaşlar. Ama kısıtlanmada ve kesin hüküm giymede mahkeme kararıyla oluyor değerli arkadaşlar. Peki. Ne diyor hocam burada? Sayıştay üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Şimdi hocam Sayıştay nedir? Önce onu bir hatırlayalım. Sayıştay Türkiye'de hesap yargısıdır. Ve kimin adına çalışır? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına çalışır. Hesapları inceler. Sayıştay bir mahkeme midir? Evet ama bir yüksek mahkeme midir? Hayır değerli hocam. Bak mahkemedir ama yüksek mahkeme değil. Kimin adına hesapları inceliyor? Sayıştay kimin adına çalışıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. O halde Sayıştay başkanını da üyelerini de hem seçen hem de görevden alan kimdir değerli arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu arada sayıştay köyleri, siyasi partileri gibi kurumları denetleyemiyor değerli arkadaşlar. Bunları ilgili konularda daha geniş bir şekilde anlatımını yaptık. Bakalım 7 sorumuz ne diyor? 657 sayılı kanun kapsamındaki görevlere devam edenler kaç yılda bir mal bildirimde bulunurlar? Değerli arkadaşlarım 657 sayılı kanunun devlet memurları kanunu olduğunu hatırlayalım. Devlet memurları kanuna göre ya işe başlarken ya da sonu 0 ve 5'te biten yıllarda. Dolayısıyla 5 yılda bir memur ne yapar arkadaşlar? Mal bildiriminde bulunurlar. Peki anayasamız ne diyor? Yasama ve yürütmedekiler mal bildiriminden muaf tutulamazlar diyor değerli hocam. Merkezden yönetimin sakıncalarını kaldırmak ve bu yönetim biçimini yol açtığı kırtasiyeciliği engellemek, hizmetlerin taşla da gecikmeden yürütülmesini sağlamak amacıyla getirilen ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hocam merkezin zararlarını azaltıyor. Kırtasiyeciliği azaltıyor ve yerelde işlemi hızlandırıyorsa bu nedir değerli arkadaşlar? Yetki genişliğidir. Yetki genişliği kimdedir değerli arkadaşlarım? Validedir. Ne demektir yetki genişliği? Merkeze sormadan, başkente sormadan vali karar alabiliyor değerli arkadaşlar. Ve yetki genişliği kaymakamda yoktur. Aman aman sadece valilere verilen bir yetki değildir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yer almaz? Arkadaşlar hangisi bir meslek kuruluşu değildir? Barolar, odalar, birlikler, sendikalar, Hocam odalar, barolar, birlikler, sendikalar ve noterler değerli arkadaşlar meslek kuruluşudur. Buradaki TÜBİTAK arkadaşlar bir kamu tüzel kişiliktir. Bilimsel ve kültürel bir kurumdur değerli arkadaşlar. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın kurulmasına karar verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım IMF dedikleri bir de Dünya Bankası dedikleri iki yapı Bretton Woods adlı anlaşmayla 1944'lerde kurulmuş ve alınan karar gereği dolar ortak para kabul edilmiş ve diğer ülkelerin paraların değerleri dolara göre belirlenmiştir değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi birkaç tane güncel bilgi şurada aktarmak isterim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Sezai Karakoç'tur. Diyarbakırlı şair ve yazar değerli arkadaşım Sezai Karakoç çok yakın zamanda 2021'in Kasım ayında hayatını kaybetti. Ve bununla ilgili nasıl bir soru çıkabilir? olabilir ki muhtemelen çıkacaktır değerli arkadaşlar. Mona Rosa. Rosa adlı, şöyle ekranda görürsün. Bunaros adlı eser ile İslam'ın dirilişi adlı eser. Kime ait arkadaşlar? Rosa, İslam'ın dirilişi Sezai Karakoç. Bu arada arkadaşlar diğer bir günceli verelim. 2020 Tokyo Olimpiyatları. Evet yılı 2020'di ama 2021'de yapıldı. Pandemiden dolayı bir yıl gecikmeli yapıldı. Ve burada bu Senas Sürmeneli bir de Mete Gazoz. Bu Senas Sürmeneli değerli arkadaşlarım boks alanında ne yaptı arkadaşlar? Altın madalya aldı. Bu Senas Sürmeneli ve Mete Gazoz arkadaşlarım. Okçuluk dalında altın madalya aldılar. Dünya ve olimpiyat şampiyonu oldular. 2020 Tokyo olimpiyatlarında. Peki hemen diğer günceli yansıtalım arkadaşlar. Şöyle ismini yazıyorum. Mutlaka tanıdık gelecektir sizlere değerli arkadaşlarım. Evet. Paolo e, Cello diye telaffuz ederler genelde. Değerli arkadaşlarım bu kıymetli yazar Brezilyalıdır. E, en çok bildiğiniz kitabı sanırım simyacı olsa gerek değerli arkadaşlar. Ve Brezilyalı bu yazarımız ne yaptı arkadaşlar? okçunun Okçu'nun Yolu adlı eserini olimpiyatlarda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı değerli arkadaşlar. Bu da üçüncü güncelimiz oldu. Dördü veriyorum değerli arkadaşlar. 2022 Avrupa Kültür Başkenti. Neresi, neresi, seçildi? Sırbistan'ın bir şehri seçildi değerli arkadaşlar. Neresidir? Sırbistan'ın Novi Sad denilen şehri 2022 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir arkadaşlar. Ve son olarak da yaratıcı şehirler ağına değinmek isterim. Evet UNESCO tarafından Türkiye'nin bazı şehirleri yaratıcı şehirler ağına alınmıştır. KPSS lisansla bu formatta iki tane de soru çıktı şu ana kadar. Arkadaşlar İstanbul'umuz tasarım dalında yaratıcı şehirler ağına girdi. Kütahya şehrimiz zanaat. Kır şehrimiz müzik arkadaşlarım. Afyon, Antep ve Hatay. Bunlar ise gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına girmişleri. Süper. Arkadaşlar bakınız Sezai Karakoş'tan bahsettik. Tokyo fiyatlarından bahsettik. Paolo Kello'dan bahsettik. Cello'dan bahsettik. Arkadaşlar Sırbistan'ın bu şehri Avrupa Kültür Başkenti dedik. Şu şehirlerimiz yaratıcı şehirler ağına girmiştir dedik. Umarım faydası oldu. İnanın sadece şuradaki güncellerde çıkacak bir sınav sorusu var. Bundan emin olun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşürüz.